Cumhuriyet Halk Partisi başörtüsü düzenlemesine ilişkin teklifini meclise sundu. Teklif sunulmadan önce CHP liderinin açıklamalarına Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi. Peki Aydın'da yaşayan vatandaşlar bu durumla ilgili neler söyleyecek? Aydınlılara göre Türkiye'de başörtüsü sorunu var mı? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bence yok. Yok iyi, yok iyi. Sorun yok. Yok, şimdilik ya yoktu. Şimdilik yok. Bak. Baskı yok aslında. Bana ne senin saçın açık? Maske her şey bitti de bir başörtüsü çıkar. Bugün işte olacak herhalde. Başörtüsü sorunu yok. Yok. Ben Avrupa'dan geldim. Hiçbir sorun yaşamadım. En çok endişemdi başörtüsü acaba nasıl olur diye. Çünkü Avrupa'da güzel karşılamıyorlar. Acaba Türkiye nasıl? Haberlerde hep kötü anlatıyorlardı başörtüsünü. Ama hayır. Hiçbir şey görmedim ben. Ben memnunum. Bir şey yani kötü, olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Başörtümden de gurur duyuyorum. Ama bana böyle hissettirdikleri için de hakkım, ama yine de teşekkür ediyorum. Çünkü kendi vatanında başörtünle dışlanmak çok ağır bir muamele. Ayrıca da Aydın halkı çok şeffaf, iyi, güler yüzlüler. Memnun kaldım. Ne sorun olacak? Herkes kardeş, aynı. Ne olacak ki? Bu siyasetçiler bu başörtü sorunu çıkarıyorlar. Herkes kardeş, sorun yok. Türkiye'de başörtüsü sorunu var mı? Olmasın yani. Herkes olmasın. Özgür. İster bağlasın, ister açsın. Özgür olsun herkes. Özgür kimse olsun. Kimseye karışmıyor. Biz açıklara karışmıyoruz. Bizim de örtümüze karışmasın kimse. Yani bence o kadar şey başörtüye karışılmıyor ya. Bak. Ne gibi sorunlar var? Nasıl bir sorun görüyorsun? Yani dinle açıklık tamamen uç düzeyde yaşanıyor Türkiye'de. Kapalılık da hoşta, açıklık da hoşta. Ortası yok, kalmadı ortası. Ekonomi gibi düşünün. Bol bol insanlar, yani o insanların görüşü bence. Kapanabilirler ama çok farklı kapanma olmasın. Yani bir İran gibi olmasın. Bence baskı yok aslında. Baskı olmamalı kesinlikle hiçbir yerde. Kesinlikle hiçbir yerde baskı olmamalı. Herkes özgürce dolaşabilmeli. Sence Türkiye'de başörtüsü sorunu var mı? Ya ne sorun? Vallahi ben onu sorun yaratmıyorum. Herkes özgürdür kızım. Herkes özgürlüğünü tadını çıkarsın. Dur, herkes özgürlüğünün tadını çıkarsın. Ne güzel. Yani bana ne senin saçın açık. Değil mi? Ya ne sorun? Başka iş kalmadı, o mu kaldı? Başka her şey bitti de bir başörtüsü çıkart. Ya bize az bir ekmek versin boş şey açtım. Az ekmek lazım, ekmek. Yemeği yok, yemeğe yetmiyor, emekli maaşımız yetmiyor. Açta ölüyoruz ya, onu bahsetsin. Türkiye'de aslında hiçbir sorun yok. İnsanlar sorun çıkartmak için çabalıyorlar. Yani devamlı bir sorun çıkartmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin yapması gereken 3 şey var. Üretmek, üretmek, üretmek. Başka çözüm yok. Sadece üretmemiz lazım. Başörtü sorunu yok ama bugün işte olacak herhalde. İktidar bu işi pek sıcak bakmıyor. Devamlı karşı çıkıyorlar her şeye. Yani her şeye muhalefet oluyorlar. İktidar aslında söylüyorum yani. Muhalefet gündem getirdiği şeyler. Onlar meclisten geçirmiyorlar. Mecliste şey olması gereken şeylere devamlı AKP, MHP'nin oylarından mecliste takılı kalıyor. O yüzden ben iktidarın bu yönde çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Başörtü sorunu yok. Çünkü herkes istediği gibi giyinebiliyor, istediği gibi geçebiliyor. Bakın gençlere bakın. İstediği gibi elbisesini ya da ibadetini, inançlarını sergileyebiliyor. Buna hiç kimsenin müdahale etmediği gibi başörtüsü de kimsenin müdahale etme hakkı yoktur. Yok bence. Evet. İstediği gibi şey yapıyor. Eşarbını alıyor, almıyor. Yok yani. Tartışmalar oluyor ama Allah herkes özgür olsun bizim. Hani isteyen bağlar, istemeyen bağlamaz. Özgür, sen mesela böyle istiyorsun, ben böyle istiyorum. Herkes hayatını yaşasın.